Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salatu. Şimdiki bu dersimizin konusu abi Zülkarneyn kimdir? Şunu öğreneceğiz bugün. Ünvan. Ünvan nedir? Bu Risale'de çok geçiyor bu. Şimdi bir 15 tane falan başlık var bu derste. Böyle içeriği dolduracak. Bazılarına atıf yapacağız. Belki içeriğini dolduramayacağız ama atıfını söyleyeceğim. Çünkü belki zaman makam yetmeyebilir hepsini izah etmeye. Tek tek ben başlıkları söyleyeyim. Zülkarneyn'in bu zamandaki karşılıkları peygamber midir değil midir? Zamanın külliyetinde Zülkarneyn kim? Sedde Zülkarneyn ne demek? Niçin set yapıldı? Yecüc Mecüc kimdir? Zülkarneyn'in bu zamandaki tanımı. Mesela Zülkarneyn zamanı tanımayan bir kimse şu ünvanı alamaz. Zülkarneyn bir ünvandır diyor Üstad abi. İki zülüflü demek. Peki Zülkarneyn bu iki zülüflü ünvanını alabilmek için ne yapmak gerekiyor? Zamanı tanımak gerekiyor. Bunu göreceğiz. Yani lügatta Zülkarneyn iki zülüflü demek. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki zikredilen o cüz'i meseleler külli kanunların uçları olduğundan dolayı böyle bu sefer Zülkarneyn olabilmek için enfüs ve afak, mülk ve meleküt, lafız ve mana, enfüste de kalbe hakim olmak lazım. Kalp de hissiyatların yansıdığı vicdandı, fikirlerin yansıdığı dimadı. Bu ikisine hakim olan o ünvanı alıyor enfüste abi. Çok güzel. Bunun Zülkarneyn oluyor. Evet, Zülkarneyn oluyor. Enfüste böyle olunuyor. Bunu göreceğiz şimdi. Bu da merkezi efkar, dima, masar hissiyatı, vicdan. Dimanın seddi neler? Vicdanın seddi neler? Eğer o set olmazsa dima ne olur? Eğer vicdandaki set olmazsa vicdan ne olur? Diye böyle bunların atıfları olacak. Yani ben az söyleyeceğim, siz çok anlayacaksınız. Bir de şimdi bazı şeyleri ilk defa duyabiliriz. Ben de şimdi bunları araştırmadan, görmeden ben de çok şaşırdım. Yani hayret makamına çıktım abi. O yüzden alıcılarımızın ayarıyla oynamıyorum yani. Böyle abi sonra enteresan. Kur'an-ı Kerim'de abi 28 tane isim var. 25'inde ittifak edilmiş. Bu peygamberdir diye ama 3'ünde edilmemiş. Bunlardan biri de Zülkarneyn. Peki peygamber mi değil mi? Elimizde malzeme olduğu için diyeceğiz ki dırdır değil de. Bunu da diyeceğiz. Bir de niçin peygamber gelmemiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra? Bu sorunun da cevabı var. Acayip bir şey ya. Bakalım başka. Cevap varsa. Yeter abi zeytin. Yeter abi zaten. Tamam. Şimdi abi bu ders ben şimdi başlıyorum. Şimdi girişimizi üzerinde mesela 12. mektupta gazete gibi okumayın diyor. Peki nasıl okuyacağız? Buna ben külliyata baktım. 50 şekilde okuyabiliriz. 50 tane madde var. En az 50 tane yani. 50 tane çeşit okuyabiliriz. Zaten bir 10 tanesini falan siz sayıyordunuz abi. Doğru sayıyorum. Böyle baktığımız zaman böyle tefekkür ede, mütalaa ede, müteferrik parçaları bir araya toparlayarak, enfüsten bakarak, afaktan bakarak, melekütüne bakarak, böyle bir araya gelerek vesaire vesaire. Mesela bu ki şu anki derste buna bir metot yani. Nasıl okuyalım? Bir de böyle bakalım yani. Böyle olunca bu sefer, o zaman bu kimse muhatap olurken külliyata cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmiş oluyor yani. Yoksa sadece lügata manaya hasretmiş olur. Lügat da belli bir mesafeden sonra ehli hizmet için böyle bir şey meydana getirmez o kimse de hissiyat yani. Biraz atalete düşebilir. Şimdi lemalardan elhamdülillah elimizdeki şu kaynağa bak ya. Mesela sen o başlıkları sayarken hakikaten küllak böyle bir şey miydi ya? Vallahi ben de araştırırken şaşırdım. Bu soruların cevabı varmış ha. Çok tuhaf. Mesela bak Asa-i Musa var. Bir kimse Asa-i Musa'yı dikkatli bir şekilde okusa, not alarak soru cevaplı, imani meselelerde cevap veremeyeceği sual olmaz abi. Asa-i Musa. Üstad toplamış, böyle küfrün belini kırıyor. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi karanlıkları yok ediyor diyor. Yani hatırına ne geliyor? Soru, şüphe,
veya başkasını sordu, cevabı var. Ama biraz sen gayret göstermen gerekiyor. Şimdi biz 16. lema bizim ana şablonumuz, metinimiz. Bu metin üzerinden bu sorulara cevap bulacağız ve külliyattan. Şuradan gireyim. Ehli tahkikin beyanına göre hem Zülkarneyn ünvanının işaretiyle, yani bu Zülkarneyn kimdir? Bu sorunun cevabı. Yemen padişahlarından Zülyezen gibi Zül kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan bu Zülkarneyn İskender'i Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki Hazreti İbrahim zamanında bulunmuş ve Hazreti Hızır'dan ders almış. İskender-i Rumi ise milattan takriben 300 sene evvel gelmiş, Aristo'dan ders almış. Tarihi beşeri muntazam surette 3000 seneye kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı Hazreti İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevari, ya münkirane, ya gayet muhtasar gidiyor. Bu Yemeni Zülkarneyn tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharının sebebi Yavuz Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki İskender-i Kebir ve Eski İskender'dir. Veyahut Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisat-ı cüziyeler külli hadisatın uçları olduğu cihetle Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvet kerane irşadatıyla akvam-ı zalime ile milel-i mazlumu arasında hail ve gaddarların garetlerine mani olacak, meşhur Seddi Çin'in binasını kurduğu gibi İskender-i Rumi misullü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde ve manevi alemi insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasına gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortasında setleri, sonra dağlar başlarında kalaları kurmuşlar. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Şimdi hani bir giriş yapacağız dedik ya, bir gazete gibi okunmaması lazım. Şimdi bizim dersimiz Kur'an-ı Kerim'deki böyle zikredilen ayetin de böyle geniş bir tefsiri. İki kısım tefsir vardı. Bir kısmı kelime ve mealine verdi ibarenin. İkinci kısım tefsir de, şimdi bu kısım tefsirler Hüsnü Hazretleri çok az diyor. Hemen hemen yok. Risale-i buna muazzam bir örnek. Şimdi diğer peygamberlerin mucizeleri gören insanlara münhasır kalmış. Mesela Musa Aleyhisselam asasını vurdu, deniz ikiye yarıldı. Kaç kişi gördü? 5000. Onlara münhasır kaldı o. Mesela asasını attı, sihir yapanların sihirlerini yuttu. Kaç kişi gördü? Diyelim ki 1500 veya 1000. O kadar kişiye münhasır kaldı. Diğer peygamberlerin de aynı şekilde. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelikleri söz noktasında geldiği için kelama muhatap olunca mucize o an oluyor abi. Mucize. Mesela biz daha önce Musa Aleyhisselam dersi yapmıştık. Her yerde her zaman oluyor o zaman. Evet. Evet abi, yani kelama muhatap olmak çok ehemmiyetli kelama. Diğer mucizeler gibi değil. Muhatap olduğun an mucize gerçekleşiyor. Bak bu derste mesela bu olabilir yani muhatabiyet nispetinde abi. Yani diyelim ki şurada bir radyo dalgası var. Radyoyu açtığın zaman muhatap ortaya çıkıyor gizli şey. Evet. Kelamın çıktığı anda, çıktığı kişideki çıktığı yerde zamanda o mucize oluyor. Mesela şu sorunun da cevabını verelim. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmetine denmiş ki bir tane sığırı kesin, bakarı kesin değil mi? Şimdi bu bakarı kesinden kuzu kesin, koyun kesin, keçi kesin anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Çünkü müşahıslanmış yani. Peki niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nazil olan Kur'an-ı Muzulbeyan'da bakarı kesin derken müteaddit şeyler anlaşılabiliyor? Mesela herkesin bakarı değişik olurdu. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi bu Kur'an-ı Kerim olduğu için Kur'an-ı Kerim de Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin azamiyet mertebesinden geldiği için
Sen muhatap olunca ona farklı şekilde kendine alabilirsin abi. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de mucizelik derecesine çıkmış. Muhatap diğer peygamberler gibi belli bir kavim değil. O asırda ve asırlardan sonra gelen insanlar olduğu için abi muhatap olduğun zaman mucize gerçekleşiyor muhatabiyette. Çünkü burada okuduk. Ayet-i Kur'an'ın zikrettiği hadisat-ı cüziyeler külli hadisatın uçları. Yani bu 24. mektupta geçiyor. Kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. İşte niye yani orada müşahhas olmuş diğer ümmetlere de bize bu manada olmuş? Bizim mucizeler söz noktasına geldiği için abi. Musa Aleyhisselam zamanında sihir son derece yaygın. İsa Aleyhisselam zamanında tıp yaygın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında da belagat revaçlı olduğundan dolayı mucizeler o cinsten gelmiş. Muhatap olunca mucize gerçekleşiyor. Şimdi böyle bakılmazsa bu mana, bundan söylediklerimize bir mana verilemeyebilir yani. Mesela Kur'an-ı Kerim mahluk değildir diyoruz ya. Şimdi mesela diyelim ki bu Kur'an, Musaf. Burada harfler var. Ben şimdi buna suya koydum. Bu harfler bozulur mu bozulmaz mı? Bozulur. Bu mahluk. Peki mahluk olmayan ne? Birinci şuada geçiyor. Müteaddit yerlerde var. O an inzal ediliyor abi. Mesela ve tilkel birinci şuada geçiyor. İnzal kitap diye. Yani her asırda onun manaları inzal ediliyor abi. İşte mahluk olmayan kısmı o an inen kısmı. Yoksa bu mürekkep ya. Bu mahluk yani yaratılmış. Bu libas giydiriyor. Evet işte. Elbise. Ama o an inen işte mahluk olmayan o. Zaten Kur'an'ın manası bu önümüzdeki değil. Bu Kur'an Musaf'tır. Evet. Okuyan kişi de ortaya çıkar. Çok güzel abi. O oluyor. Peki o mesela o seni rahatlatayım biraz. Deveyi veya deve mucizesi. Evet. Veya diğer peygamberlerin Kızıldeniz'den geçmesi. O olayı formatını değiştirerek, boyutunu değiştirerek kelama dönüştürülüyor. Evet. Kelama dönüştürünce kelamın unvanını alıyor. Kelamın unvanı her yerde her zaman olabiliyor. İstersen kayıtta da olabiliyor, kayıt edilebiliyor. Havaya yayılabiliyor. Dolayısıyla o ne zaman o kelam ortaya çıkınca Mısır'ı toprağa atar gibi, çekirdek gibidir o, içerisini dışarıya veriyor. Ama o deveyi veya sığırı kesin, o bir olay ki ona mahsus. Ama bu olayın hakikatını, mazını, lubunu, esasını kelama dönüştürürsen onun artık zamanı, zemini yok. Bu tuhaf bir mucize. Bu da mesela yok şu anda kitapta o musaftır. O ona işaret eder. Mesela diyor ki Malatya 10 kilometre tabela. Yani tabi bu 10 kilometre i̇şaret deyince ediyor. Oraya işaret ediyor. Sen o Malatya'ya girdiniz, hoş geldiniz. Tabela değil ki Malatya. O alim bilmiyor ki Kur'an bir kitaptır. Manayı ifade eden yazıdır. İsmi azamdan, her ismin azamet mertebesinden geldiği için ne kadar mana var. O musafta gördüğümüz lafızlar onları içine alıyor. Muhatap olman nispetinde sen orada manalanıyorsun. Muhatabiyet nispetinde. Şimdi Zülkarneyn kimdir? Bazı tefsir kitaplarında demişler ki İskender-i Rumi'dir Zülkarneyn. Şimdi üstadımız diyor ki ehli tahkikin beyanına göre Zülkarneyn ünvanının işaretiyle. Şimdi Zülkarneyn bir ünvan abi. Şahıs ismi değil. Mesela benim ismim Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Ben elbise dikersem terzi ünvanını alırım. Hasta tedavi edersem doktor ünvanını alırım. O işi yaptıktan sonra o fiil sana geliyor. Zülkarneyn de bir ünvandır. Lügatta iki zülüflü demek Zülkarneyn. O fiilin masarı. Evet. Mastarı ya, kaynağı. Mesela adam ayakkabı tamir ediyor. Ayakkabıcı. Fiilinden unvan alıyor. Unvan o zaman yapanı gösteriyor. Yani fiilin gösterdiği, yani, işaret ettiği. Şimdi bu Zülkarneyn. Buna kim demiş iki zülüflü? Allah demiş abi o kimseye. Normalde lügatta iki zülüflü demek ya abi. İki zülüf. Şimdi bunu neye göre bu iki zülüf yani? Mesela diyelim ki saçını uzatmıştır, iki tarafa atmıştır. Buna iki zülüflü diyebiliriz.
mesela doğunun ve batının hakimiyet noktasında sahibi olduğu için diyebilirsin. Mülkle melekute hakim olduğu için diyebilirsin. Kalp ve dimaya hakim olduğun diyebilirsin. Sen diyebilirsin ki ya bu adam Zülkarneyn'dir. Şu Zülkarneyn veya şu terzidir, bu doktordur. Diyebiliyoruz mu? Heh. O zaman bu unvanı kime verirsin? Bu iki zülüflü olana. Saymış olduğum şeylere. Bu diyor İskender Rumi değildir diyor bu unvanın sahibi. Neden? Belki kim peki? Yemen padişahlarından birisidir ki bu unvanı alan. Hazreti İbrahim zamanında bulunmuş ve Hazreti Hızır'dan ders almış. Şimdi Zülkarneyn evliya mıdır, peygamber midir? Şimdi Risale'de bir yerde geçiyor. Makamı Mehdiyet var. Makamı Üveys var. Makamı Hızır var. O makama çıkan kimse abi o kimseyle görüşüyor. Mesela Üveys makamı var. Dedim sen çıktın. Belki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, Üssü Hazretlerinden Üveysi bir tarzda istifade edebilirsin. Zaten bir derece kitap okumak, böyle müzakere mütala yapmak bunun da delili yani. Üveysi bir görmediğin halde değil mi? Görmüş gibi. Hangi kitabı açsanız Dellal-ı Kur'an olan Said'den bir ders alırsınız diyor. Böyle bir üveysi bir tarz olabilir. İşte makamı Mehdiyet var. Şimdi burada dedik ki Hazreti Hızır'dan ders almış. Yani burada anlaşılıyor ki hani velayette bir makam vardı. O makama çıkan kimse Hızır'dan ders alırdı. Şimdi burada peygamber mi, evliya mı? Hızır'dan ders aldığı için bir noktayı nazardan şuraya evliya diyeyim. Şimdi ileride de şöyle bir cümle var. Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvet kerane irşadatıyla nübüvvet gibi. Nübüvvet gibi. Nübüvvet demiyor. Nübüvvet kerane. Yani bir insan, mesela bazı peygamber gelmiş ki hiç inanan olmamış. Yani bir kişiye Allah'ı anlatamamış. Tasdik ettirememiş. Ama gene peygamberlik şeyini almış. Değil mi? Mesela bu zamanda bir nur talebesi diyelim. Kaç kişinin hidayetine vesile olmuş. Hakiki imanın Kur'an'da inkişafı imbisat ettirmiş. Denilebilir ki nübüvvet kerane iş görmüş. Diyebiliriz değil mi abi? Evet. Şimdi burada Zülkarneyn olan o zat nübüvvet kerane irşadatıyla diyor. Şimdi burada hani önceki Hızır'dan ders aldığı için bir noktayı nazar, Hızır da velayette bir makam olduğu için bir noktadan denilebilir evliya. Bu noktadan da nübüvvet kerane irşadatıyla dediği için bu noktadan da denilebilir peygamberdir. Ama değil de diyebilirsin. İki. Velayet bir kanat, öteki diğer kanat değil miydi? Kutbiyet, ferdiyet gibi. Akrabiyet, kurbiyet. Akrabiyet, kurbiyet. Yani bir noktadan denilen, yani peygamber midir, değil midir? Şimdi dersin içinde biraz daha geçecek ki, şimdi bu ünvan olduğu için noktayı nazar olarak bu Zülkarneyn peygamber değildir. Ünvandır. O ünvanın sahibine Cenab-ı Hak Zülkarneyn demiş. Çünkü peygamberlerin müşahhas isimleri vardır. İsa'dır, Musa'dır, Yusuf'tur, Zekeriya'dır, Yahya'dır, değil mi? Ama bir tanesinin ismi değil de ünvan. Bir de zaten Hızır'dan ders almış. Peygamber Cebrail'den al. Evet. Yani burada ağırlıklı olarak yani genel manada üstadın, çünkü eğer bir de şöyle de bilebiliriz. Zülkarneyn bir isim değil yani, ünvan oldun dediğini bitti. Şunu da diyebiliriz. Mesela Hızır peygamber mi değil mi? Üstad aleyhisselam demiş. Diyebiliriz ki peygamberdir. Rahatlıkla diyebiliriz. Ama Zülkarneyn de aleyhisselam yok abi. Yok. O zaman rahatlıkla diyebiliriz ki Zülkarneyn peygamber değil. Muhakematta müeyyed min indillah bir zattır. Allah'ın teyidine uğramış bir zattır diyor abi. Allah ona yardım etmiş. Peki o ünvanı almak için ne yapmış bu abi? Bir sayfa önce. Zülkarneyn olabilmesi için zamanı bilmesi lazım. Mesela bu Yemen padişahını mı? Yani Yemen'deki o kişi mi? Yani Yemen'de bizzat abi. En zahir şimdi o. Ha, Yemen'de bizzatmış. Burada söyledi. Yemen padişahlarından birisi ki bir şey yapmış. O unvanı Allah ona vermiş. Evet. Ne yapmış bakalım? Ne yapmış? Hazreti İbrahim zamanında yaşıyor. Bulunmuş. Evet. Diğer İskender-i Rumi evet. Peki, alakası yok. Evet, alakası yok. Şöyle tefsir kitaplarında
Bu isim çokça geçtiği için Üstad Hazretleri onu tavsiye ediyor. Bir daha okuyayım ben. Şimdi diyor ki... Yıl olarak ne kadar bir zaman varmış ki karıştırılmış birbirine? İşte milattan takriben 300 sene evvel gelmiş. Diğerde çok fazla. Yani ama tefsir kitaplarında geçmiş. Üstad diyor ki... tarihi beşeri muntazam surette 3000 sene kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı Hazreti İbrahim zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevari ya münkirane ya gayet muhtasar diyor. Yani bu tefsir kitaplarında bu Zülkarneyn'in ismi İskender-i Rumi olarak geçmiş. Üstad hayır o değildir diyor. Onu tavsiye ediyor yani. Kitaplarda çokça geçtiği için. Peki kimdir bu? Zülkarneyn bu unvanı nasıl almış o Yemen padişahı? Abi kutbiyet ve gavsiyet hususiyeti, gavsiyet nübüvvete yapıyor muydu? Kutbiyet. Şimdi onu karıştırma. Şimdi abi Zülkarneyn nasıl olunur? Şimdi Zülkarneyn'i söyledik biz. Kimdir? Yemen padişahlarından biridir. Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'dan ders almış. Bu noktayı nazardan ve Risale'de Aleyhisselam, Risale'de geçmediği için o zaman diyebiliriz ki bu peygamber değildir. Zaten ünvan olduğunu söyledik başta. Bir ünvandır. Peki nasıl o ünvanı almış? Heh, zamanı tanımış. Afaki ve enfüsü bilince bu sefer bir şeyler yapmak isteyince Allah ona afakta ve enfüste yardım etmiş. Allah'ın teyidine uğramış bir zattır diyor usta. Peki buna bir örnek şimdi. Şunu okuyayım ben. Hatta izâ belâga mağribeşşemsi vecedehâ tağrubu fî aynin hamiye. Ayetinin ifade ettiği zahir manaya göre Zülkarneyn güneşi hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüş. Şimdi böyle olunca Zülkarneyn abi ileride de söyleyecek iki tane mana var. Bu Zülkarneyn akvam-ı zalime ile milel-i mazlumu arasında hail ve gaddarların garetlerine mani olacak meşhur Settiçi'nin binasını kurduğu gibi. Yani o Çin Settini kim yapmış? Bu Yemen padişahı olan Zülkarneyn ünvanını alan zat yapmış. Peki niye yapmış? Görmüş ki böyle zalimler mazlumlara hücum ediyor. Mazlumları zalimlerin böyle hücumlarından, taarruzundan korumak için o Setti Çin'i yapmış. Şimdi bir sayfa önce abi dedi ki Zülkarneyn güneşi hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüş. Şimdi biz bunun abi o zaman o Set yaptığı gibi mazlumlarla zalimler ortasında mazlumları zalimlerden korumak için Set yaptığı gibi peki bu zamanda Zülkarneyn olmak için ne yapmak gerekiyor? Bu cümlede gizli bu. Güneşi hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüş ya. Bu zamanınki de görmüş. Bak ben şimdi okuyayım. Şimdi güneşin... Çin'i, Yemen'le Çin'in yakınlığı var mı mesafe olarak? Abi doğuya gittiği söyleniyor rivayetlerde. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de geçiyor. Yani Yemen padişahı Çin'i... İki zülfü demesinin bir manası da doğuya batıyor o zaman hakim olduğundan dolayı o Yemen padişahı. Sadece Çin Seti değil çok sayıda böyle şeyler var. Ha, şimdi abi ona geliyoruz. Şimdi şöyle. Şimdi güneşe hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüştü ya abi. Şimdi güneş neydi Risale'de anlatılırken hani başta dedik belagatlı bakacaktık teşbih ve temsil suretinde anlatılmış ya. Güneşin Risale-i Nur'da iki üç tane diyelim. Mesela Allah'ın varlığını ve birliğini anlatırken kullanıyor. Bir anda Cenab-ı Hak bütün işleri nasıl yapıyor? Bir işe nasıl karıştırmıyor? Bununla anlatılmış. Güneş misaliyle. Veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a anlatırken maneviyat aleminin güneşi veya hayat için bir güneş diyor. Şimdi buradaki bu güneşi abi biz mesela bulduk ne olduğunu. Peki hararetli ve çamurlu bir çeşme suyu nedir? Şunu da okuyayım ben yerinden. Bakayım sayfasını hatırlayacağım. Yani şurası, etrafı bulanık, çamurlu su, hal ve zamanın sefahet, atalet ve bidatlar bataklığıdır. Sayfa 350 abi. Yazıyor mu? Mektubat. Şimdi biz Zülkarneyn'i zahir nazarda bildik ya abi kim olduğunu. Ve de
Niçin set yaptın? Doğuya ve batıya hakim. Mazlumları zalimlerden korumak için set yapmış. Zamanı tanımış abi. Afakta ne oluyor diye. Peki nasıl tanımış? Abi bu zamana geldik. Bu zamanda da bu zamanın Zülkarneyni olan Üsse Hazretleri mazlumları böyle bir çareleri imani noktada değil mi? Zalimlerden, komitecilikten, zındıklık cerrandan korumak için Risale-i Nur'un esaslarıyla maddi ve manevi ne yapmış? Ve düsturları set yapmış abi. Şimdi bunu birkaç tane Emirdağ layıkasında açık olarak kendisi söylüyor. Risale-i Nur bir set-i Kur'an'ıdır, bir set-i Zülkarneyn'dir diyor. Peki nasıl olmuş o? Şu ifadede gizli abi. Yani güneşi hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurbettiğini görmüş abi. Güneşi bildik biz ne olduğunu. Hararetli ve çamurlu bir su da neymiş? Zamanın kaç mı sayfa? 350 abi. Mektubat. Sefahat, atalet ve bidatlar bataklığı. Bataklık. Mesela 13. 16. 13. 16. Hayat içtimaiye bir bataklığa girdi diyor. Evet, bu sefer ne yapıyor? O Zülkarneyn böyle bir o zamanda zahir nazara göre yapması gerekeni yaptığı gibi her asılda da böyle bu manayı gösteren zatlar olmuş abi. Bu manayı. Mesela mezhepler bir Seddi Zülkarneyn'dir. Rahatlıkla diyebiliriz. Tarikatlar diyebiliriz. Osmanlı diyebilirsin. Tefsirciler diyebilirsin. Ya ne yapmış? Maddi ve manevi sıkıntıların, belaların gelmesine set olmuş. Risale-i Nur'da bir Seddi Kur'ani, bir Seddi Zülkarneyn olduğundan böyle hem maddi hem de manevi bela ve musibetlerin gelmesine set oluyor abi. Mesela Risale-i Nur bir vesile-i defi beladır. Değil mi? Tatile uğradıkça, ona ilişildikçe karşı taraftaki o düşman bu tarafa sirayet edebilir. Mesela şöyle diyelim. Şöyle bir set var. Burada diyelim ki insanlık hakikati. Hakikati diyelim. İşte mazlumlar, alemi İslam vesaire müsbet manadaki vasıflar burada. Burada da şimdi göreceğiz bu. Yecüc var. Mecüc var. İşte medeniyet fantaziyeleri var. Darwinizm var. İşte şu zimler yazayım. Zimler. Bunlar var bu tarafta. Şimdi bunu görmüş, zamanı tanıyınca abi bu sefer bu esas ve düsturlarla bu ne yapıyor? Bu zamanın Zülkarneyn'i bu setti yapıyor. O zaman bu esas ve düsturlara hem imani noktada hem layık noktasında uyan bir kimse settin arka tarafında kalıyor. Bu sefer Yecüc Mecüc, medeniyet fantezileri, malane, boşluklar sana ilişemiyor. Ama bu esasları ve düsturlara riayet etmemen nispetinde settin arka tarafından ön tarafına geçiyorsun. O zaman bunların maruzuna, yani bunların hücumuna maruz kalıyorsun. Şimdi Yecüc Mecüc ileride geçecek dersinizde. Biz daha önce onun bir dersini yapmıştık Yecüc Mecüc abi. Yecüc maddeyi bozar, Mecüc manayı bozar. Yecüc gıda yolu ile, televizyon ile, haberler ile, internet ile, efendim Twitter ile bilmem ne ile Facebook, bunlarla maddi noktadan insanlık hakikatini, alemi İslam'ı bozmaya çalışılıyor. 200-300 tane komite tespit edilmiş alemi İslam'ı bozmak için abi. Yecüc, Mecüc de açık saçıklık, şairi bozmaya çalışan, Risale'ye ilişmeye çalışan. Mecüc de bunlar abi. Çünkü maddi ve manevi rabıtaları bozuyor diyor 5. şurada. Maddesini Yecüc cümleden tahlil ettiğimiz zaman manasını da Mecüc yapıyor. İkisini bozan, yani şunları bozmaya çalışan burada Yecüc ve Mecüc, o zaman bu seddin arkasında sen kalırsan o zaman bunların taarruzundan sen selamet buluyorsun. Ama ne zaman ki bunlara uymasan o zaman buradan sana bir hücum oluyor. İşte bunu kemal manada bu Zülkarneyn'in iki zülüflü ünvanının bu zamandaki sahibi Risale-i Nur'du ve Üsse Hazretleri'dir. Şeyde bu güzel bir mesele de mesela 12. bu bahsettiğiniz 12. lema da geçiyor yani. 16. lema. 16. mesela 13. lema da şey geçiyor. Hani Üstazeler hep hikmeti Üstazeler diyor ya. O kale-i metin, o hırsın hasinse şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam. 13. yani şey var ya hikmeti Üstazeler-i Sallallahu 13. lema. Evet. Orada her bir şeyin sonunda da abi peygamberimize kale-i hasin, kale-i hasin hep böyle sünneti ve şeyi, şeriatın nazara veriyor Üstazeler. Zaten bu kemal manada Kur'an-ı Kerim'de birinci muhatap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan olduğundan dolayı
Bu Zülkarneyn ünvanının sahibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır abi. Maddi ve manevi beşeriyeti ne yapmıştır? Bütün sıkıntılardan kurtarmıştır. Derecesine göre. O setti kemal manada o yapmıştır. Bu ünvanı o almıştır abi. Zülkarneyn. Her asırda da o ünvanın masadakları olmuş. Mehdi misal. İşte Mehdi misal. İşte nübüvvet kelamı ya. Zülkarneyn misal. Zaten şimdi okuyacağız, söyleyecek. Zülkarneyn misal zatlı olmuş. Bu asırda bu ayetin külliyetinde lisanı gözüküyor. Afaki noktadan. Hani dedik ya iki zülüfle. Lisanın tatile uğradıkça bir vesile-i defi bela olduğu için belalar, musibetler yolunu gelir. Afaki ise enfüste de sıkıntılardan, bunalımlardan böyle efendim tembellikten bunlardan kurtarıyor abi seni Risale'ni. Bu sefer ne oluyor? O ünvanın sahibi, bak bir tane okuyayım ben. Müceddikler setlerin yıkılan yerlerini mi tamir ediyor? Denilebilir abi. Mesela diyelim ki burada bir set vardı ya. Mesela kale düşünelim böyle. Kalenin bir taşı çıktı. Adam oradan ok atabilir. Diyelim ki sen burada bir esası yapmadın veya düsturu şey yapmadın, tersine gidelim. O zaman buradan sana bir ok gelebilir abi. Ama sen arka tarafta olduğun halde sana ok geliyor yani. Neden? Çünkü settin o taş hükmündeki bir esasını, düsturunu yapmadın. Veya da çiğnedin diyelim. O zaman burada bir taş açıldı. O zaman ne yapıyor? İşte Abdullah abim dediği gibi o açılmayı fark eden kişi de kapatıyor. Evliya dersin, müceddit diyebilirsin. Şimdi buna ben bir tane okuyayım. Üstad diyor ki biz bütün kuvvetimizle anarşide bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir Sedd-i Kur'ani tesisine çalışıyoruz. Şimdi Üstad Hazretleri Afak'ta görmüş ki anarşilik ve de böyle komünizm bu vatana istila etmeye çalışıyor abi. Hani dedik ya zamanı bilmek gerekiyor o ünvanı alabilmen için. O görmüş abi buna. Bu görünce o zaman ne yapıyor? Esas ve düsturlarla o setti yapmış, bina etmiş yani. Buna çalışıyoruz biz diyor abi. Biz bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir Sedd-i Kur'ani tesisine çalışıyoruz. Şimdi burada şu ne demek? Şunu da şey yapalım. Anarşi. Şimdi sayfa 'bu anarşiyi bilirsek, bak Yecüc Mecüc'ü de biliyoruz kim olduğunu. Yecüc Mecüc kimdir? Yani üstad bu setti kime yapmış? Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Anarşist demek abi, başı bozukluk demek. Hem maddi hem manevi insanlık hakikatını veya mukaddesat tanımayan demek. Hükümete saldıran demek. Aynı bu ifadeler var yani külliyatta. Taarruz eden demek, insanlara zarar veren demek. Böyle evlilik bilmeyen, mukaddesat bilmeyen, böyle lezzetlerini tatmin için çalışan. Bunlar anarşist bunlar. Bizim kural tanımayan. Örfte, kaide kural tanımayan. Örfte anarşist ne? Dağdaki teröriste diyoruz biz değil mi? Bu örfte yani halk arasında. Ama bu Risale'de geçen anarşist, başı bozukluk, maddi ve manevi kural ve kaide tanımayan. Yecüc Mecüc de ahir zamanda Kur'an demiş ki bunlar kim? Anarşistler demiş. Bunlarmış abi Yecüc Mecüc. O zaman bu setin arkasında kaldığımız zaman ne oluyor? Bu anarşistlerden, Yecüc ve Mecüc'ten muhafaza oluyoruz. Yecüc Mecüc o maddi manevi bozuyordu. Anarşist ikisini de mi bozuyordu? Yani? Anarşist abi bu ikisini içine alıyor. Yani anarşist ne demek? Kural kaide başı bozukluk ya. Birisi maddeydi, maddeden bozuyordu. Gıdayla bozuyorlar, televizyonla bozuyorlar. Anarşist iki ayağı var. Bir, cemiyetin manevi yapısını, sistemi bozar. İki, insanın ruhsal alemini çökertmek için. Bak şimdi bunu abi çok güzel bir yer okuyacağım. Bunu enfüste tatbik edeceğiz. Hani bu Kastamonu'da takva mektubu var ya. Mesela diyelim ki mana alıyor. Sana mana gibi geziyor. Sen de teslim oluyorsun. Gidiyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun seni batar götürür. Manevi bak. Nefis de anarşist midir Hasan abi? Anarşist de babasıdır. Ama şu, o bizi ilgilendirmiyor çok. O malum olduğu için. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Anarşistin bir maddi ayağı var, bir manevi ayağı var. Üstad diyor ki, manevi bağları çözer. Yani manevi bağları. Adam şimdi din adına seni alıyor.
taşıyor seni, taşıyor. Sen de kamiyet duygularını kullanıyor. Alıyor, celbediyor. Öyle yapıyor ki onun dışında bir hakikat sana bırakmıyor düşüncende. Mahz hakikat. Ondan sonra altını bir çekiyor senin. Ondan sonra senin işin bitiriyor. Yine hizmet edildiği anarşist gibi. Evet. O mesela dönemiyorsun. Bir de pos haline geldin. Tamam mı? Pos haline geldikten sonra şimdi bu sefer maddi sistemi bozmaya yönlendiriyor seni. Maddi tahribata götürüyor seni. Manayı bitirince maddi. Evet. Şimdi buna bir tane okuyayım ben. Demin okudum. 102 emirden. Hristiyan dinini mağlup eden şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanın manevi istilasına karşı Risale-i Nur Seddü Zülkarneyn gibi bir Seddü Kur'ani vazifesini görüyor. Demin bir iki tane mektupta maddi diyor, burada da manevi dedi. Manevi istilasına karşı o komünizmin abi. Yani Yecüc ve Mecüc'e karşı, o anarşistlere karşı o Seddü Üstad yapmış. Mesela 13. mektupta, değil mi? 16. mektupta. Hayat-ı içtimaiyenin bataklığa girdiğini söylüyor abi. Hristiyanlar ne yapar dedi? Hristiyan dinini mağlup eden ve anarşiliği yetiştiren. Yani Yecüc Mecüc'ü yetiştiriyor. O komünizm abi. Hristiyan dinini mağlup eden olduğuna göre bunun arkasında bu anarşizmin arkasında Yahudi var gibi gözüküyor abi. Zaten 25. sözde diyor hiçbir fikre ve fesat yok ki arkasında Yahudi olmaz. Yani beşeriyetin kanseri gibi onları yetiştiriyor ama yani Yahudi olması başka, bir de bu bize bakan eylemsel itibariyle şimdi Yahudi'ye odaklanırsak yerli Yahudi'yi göremiyoruz. Doğru. Tabii yani korkunç ya, din adına dini tahrip etme. Bir de şey gibi oluyor değil mi Hasan abi? Mesela diyelim ki birisi eline bir silah veriyor. Adam vurduruyor. Silah verene odaklanırsan o silahı eline kimin verdiğine bakmıyorsun gibi. Evet. Burada yani bunu tanımak için abi vasıfları bilmemiz gerekiyor. Bak maddi ve manevi dedik ya. Madde, bak bir daha tekrar edeyim 200 kere oldu. Gıdayla bozuyor. Televizyonla bozuyor. İnternetle bozuyor. Maddi. Manevi ne? Açık saçıklık. Yani açıyorlar milleti değil mi? Özel olarak komite kurulduğunu söyler Hüsnü Hazretleri. Genç kızları ve kadınları yoldan çıkarmak için. Nurcuların tesadüfünü bozmak için vesaire vesaire. Bir sürü komiteler var. Gizli çalışıyor. Çok perdeler altına girmiş. Açık saçıklık ve böyle. Şairi bozan. İki. Risalet-i Ahmedi'nin en parlak aynası olan Risale-i bozan abi. Mecüc bu yani. Ama ikisi de diyebiliriz ki odur. Ama daha müşahhas ayırdığın zaman biri madde biri manevi tabir ettiği için bu manada diyebiliriz yani. Risale-i kim bozuyorsa Risalet-i Ahmedi'nin en parlak aynası. Ben bundan daha mesela yani burada abi dine muhalefet ederek dine hizmet demekten daha ileri din bozmak olur mu? Üstadımız diyor ki ben isim tayin etmiyorum, vasıfları söylüyorum abi. Bu sefer adam kafasını uzattı, o çarptı diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim, bu da ehemmiyetli bir şey oldu. Bu ünvan ne demek abi? Mesela dinin müsbet veya menfi meseleleri var. O meselenin altına kim girerse o odur. Mesela şeytan. Asıl ismi değildir, ünvandır. Üstadımız 10. işaret, lemalar. 10. lemanın 10. işareti. Diyor ki, zulümden, fısıktan, kebairden lezzet alan şeytanın mahiyetine girer diyor. O ünvanı alıyor. Hani biz diyoruz ya, şeytan bir de şeytan gibi adam. İnsan Cemül Cem, Camiül Ezdat olduğundan kainatta ne kadar mevcut varsa, zihayat varsa cem etmiş zıtları abi. Bu sefer melek gibi de olabiliyor, şeytan gibi de olabiliyor, hayvan gibi de olabiliyor, nebatat da olabilir. Hani biz diyoruz ya ot gibi adam, ot gibi yaşıyor. Yani insanda böyle bir özellik var, ünvanların sahibi olabiliyoruz biz. Hani insanda 4 tabaka var, nebatidir, hayvanidir, insanidir, imanidir. Bu 4 tabakada günlük 24 saatte iniyorsun, çıkıyorsun, buralarda dolaşıyorsun. Bazen imanidir diyor, bazen insanidir, bazen... Mesela his, nebatat, hissiyat dairesinde diyelim, hayvanat, yeme içme dairesinde, insan, akıl ve idrak, iman dairesi ise tefekkür ve amel-i salihtir. Diyelim ki biz şu anda hangi dairedeyiz? İmani daire, tefekkür ve amel-i salih dairesi. Diyebiliriz ki biz imani dairedeyiz. Mesela hiç alakası olmayan biri dışarıda, belki hayvani dairede yani.
Bunlar bir ünvan. Bu ünvanın altına kim girerse o. İşte Yecüc Mecüc. Bu da bir ünvan. Bu da şahıs tayin etmek yok. Şimdi söyledik. Risalet-i Ahmediye'yi kim bozuyor? Sen hemen diyorsun ki ben söylemiyorum ki sen söylüyorsun. Yani Risale'nin şeyi bu. Şahıs tayin etmeden mesela buna da örnek şu. Mesela Süfyan bu da bir ünvandır. Muhammed Mehdi. Bu da bir ünvan. Alem-i İslam içinde çıkmış. Hazreti Ali bundan bahsetmiş. Deccallarla karışmasın diye abi. Süfyan'a ne demiş? Bir de Süfyan 27 tane Deccal'ın özelliklerini kendinde toplayan kimse. O ünvanı alıyor. Alem-i İslam içinde çıkacak, tahribat yapacak. 27 tane. Mesela Firavun firavunluk yapmış, şeddatlık yapmamış. Şeddatlık yapmış, nemrutluk yapmamış. Ama bu Süfyan hepsini yapmış. 27 tane Deccal mı yapmış? Evet. Hadiste de abi Mehdi, 20, bu Ramuzel hadis var ya abi. 27 tane Deccal böyle asırlarda gelmiş. Bu 27'sinin şeyde geçiyor. Bu Cemeden yani Süfyan bu. Alem-i İslam içinde çıkacak. Risalet-i Ahmed'i ve Şeriat-ı Muhammed'i bozacak. O zaman kim bu? Gördük. O zaman bu o adam. İşte Üstad Hazretleri ben Ankara'ya gittim. Hadisin verdiği o haberi bir adam da müşahede ettiğini görüyor. Bu adamla artık siyaset yoluyla gene bu da bir hadis. Mücadele edilmez deyince bütün çekilmiş yani. Şimdi Muhammed Mehdi de şahıs ismi değildir. O da bir ünvandır. Muhammed Mehdi de Mehdiyet'in bütün özelliklerini kendinde cem edene deniyor. Hani her asırda Mehdi ve Mehdi misal zatlar gelmiş ama Muhammed Mehdi hem bir kutbu azam, hem hakim, hem müceddit, hem gavs, hem ferdi ferit değil mi? Bütün o Mehdiyet'in özelliklerini kendinde cem edene deniyor Muhammed Mehdi. İşte Süfyan'ın karşısında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mehdi'nin geleceğini söylemiş. Peki kim o? Mehdiyet'in özelliklerini cem eden kimsedir. O zaman kim altına girmiş? Mehdiyet'in özelliklerini kim cem etmiş? Bakalım böyle bir silsileye tarih boyunca. Diyebiliriz ki bu zattır. Hiç çekinmeden diyebiliriz yani. İşte dinin abi böyle tabirleri var. Bu o tabirin o vasfı kim yaparsa o zaman o ünvanı oluyor. Şimdi biz bu asırda külliyette bunun Risale-i Nur olduğunu, bu Zülkarneyn'in hem maddi noktadan hem manevi noktadan Risale'nin olduğunu, o settin imani bahisler, esaslar ve düsturlar olduğunu söyledik. Şimdi şunu okuyayım ben. Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvet kerane irşadatıyla akvam-ı zalim ile millet-i ortasında hayl ve gaddarların galetlerine mani olacak meşhur Seddiçi'nin binasını kurduğu gibi o Zülkarneyn tarihte böyle yapmış. Kur'an-ı Kerim bunu zikretmiş. İskender-i Rumi Müsüllü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde ve manevi alemi insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasında gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri ve dağlar başlarında kalanı kurmuştur. Ya maddi cihetleriyle ya da manevi cihetleriyle. İşte Üstad Hazretleri ne yapmış? Bu ikisini tesis etmiş abi. Rahatlıkla diyebiliriz. Bu tarihte de ya maddi noktadan ya manevi noktadan böyle setler yapanlar olmuş. Ne dedi? Müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar. Şimdi bak Zülkarneyn peygamber mi değil mi? Buradan da anlayabiliriz. Yani kuvvetli bir padişah ama Zülkarneyn misal olabiliyor. Ünvan olduğunu söylemiştik başta. Zülkarneyn anlaşıldı ki peygamber değil. Birisine Cenab-ı Hakk'ın taktığı bir ünvan. Şimdi bu Afak'ta bu böyle. Şimdi vaktimiz kısıt, Enfüs'e getiriyor şimdi meseleyi. Bununla ilgili çok acayip bir mektup. O takva mektubu var ya, üstad açık olarak söylüyor. Şimdi biz şunları sileyim ben. Vakit sorunuz yok abi. Tamam. Şimdi Risale'de bazı hakikatler var. Eskiden büyük alimlere, ulemalara açılmamış Hasan abi. Mesela Zemahşeri, Üstad onun mektubatta örnek veriyor. Bir kitap yazmış, Keşşaf. Ona haşiye yazan çıkmamış. Böyle. Senelerce Osmanlı'da medreselerde okutulmuş. Ama onun işin içinden çıkamadığı mesele olmuş. Halk-ı efal meselesi. Çıkamamış yani o işin içinden. Ehl-i sünnetten çıkmış o meselede. Şimdi onun
İşinden çıkamadığı mesele bak, bir nur talebesi, derse gelen, kitap okuyan birisi biliyor ki halk işer şer değil, kesp işer şer. Bak biliyor. Mesela İbn Sina. Üstad Hazretleri tıbbın babası, hikmetin pederi, bir sürü böyle ifadeler var ama işin içinden çıkamadığı meseleler olmuş. O kadar büyük mesele. Yani bu külliyatın meseleleri muhatap istiyade. Ne kadar muhatap olursan o kadar köfte yersin yani. Haşir meselesi mesela. Bütün ulema İslam diyor. Sadı Taftazane abi. Bütün diyor ha. Bütün. Ayırmamış ulema. Evet. Sadı Taftazane abi. Bak aynen böyle geçiyor. O kadar hayret ediyorum ya. Diyor ki Sadı Taftazane, tamam mı? Ancak diyor havasa 40 sayfada anlatmış kaderi diyor. Havas anlatmış ha. Yani selefleri dahi, o havas insanlar dahi kaderi anlayamamışlar abi. Çünkü üstadımız işaret-i icazda diyor. Kaderin altını ne kadar kazarsan kaz, ne çıkıyor? Cebir çıkıyor diyor. İşte Risale bunu halletmiş abi. Şimdi biz bu enfüsü Zülkarneyn, enfüste bize bakan tarafı bu Zülkarneyn, biz nasıl oluruz? Bu Allah'ın bu hitabına biz nasıl mazhar oluruz abi? Gelelim oraya. Şimdi Zülkarneyn nasıl oluruz dedik. Bir, zamanı tanımakla olursun. Zamanı tanımayınca Yecüc Mecüc kim? Efendim, sana zarar veren maddi ve manevi insanın kakadığı alemi İslam'a evimize oyunları alamazsın. Şimdi enfüste bunu şey yapacağız. Bununla ilgili mektubumuz bu Kastamonu'da takva mektubu. Bu takva mektubunun en sonunu üstadımız abi Yecüc ve Mecüc'e bağlıyor. Ve Risale-i Nur'un Risale-i Zülkarneyn olduğunu söylüyor. Şimdi Risale-i Nur'dan kalp tabiri var. Bu kalp bir et parçası değil, çam kozalağı değil. Peki ya nedir? Hissiyatlarının yansıdığı, hissiyatlar yansıdığı, şöyle yazayım. Mahkesi hissiyat. Yansıdığı vicdan, fikirlerinin yansıdığı, yansıdığı da dima. Şimdi Zülkarneyn neydi? İki zülüflü demekti. Şimdi burada dimada yedi meratip var. Bunu yazayım değil mi? Yazayım. Tahayyül. Yok, öteye yazacaksın. Ben şuraya yazayım. Pardon. Ben şuraya yazayım. Tahayyül. Tasdik. Tasdik. İzan. Bir de İzan. Bir de itikad. Burada da vicdanın anası ve erbası vardı. Zihin. Yok. İrade. İrade. Sıra değil mi? Çin mi? Sıra, sıra ile yazayım. Tamam. Siz mi? Orada. İrade. 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 Zihin. 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 İssiz. İssiz. Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani. Şimdi iki zülüflü bu ünvanı alabilmek için abi senin vicdanını böyle bozulmasın, hani Yecüc Mecüc, bunu da şey yapalım, buraya şuraya bir set yapalım, şuraya da bir set yapalım. Şimdi bunu bozmaya çalışanlar var, bu dima, şu meratibi. Bunu da bozmaya çalışanlar var. Bu mektup da bu ikisini nasıl muhafaza edeceksin? Takva mektubunda onun izahıdır abi. Mesela bunu bozmaya çalışanların karşısına set olarak Üsa Hazretleri takvayı söylüyor abi. Bu takva set olursa abi, sen o zaman ne yapıyorsun? Bunu bozacak şeyden set yapmış oluyorsun. Zırh diyor değil mi? Zırh oluyor abi. Takva zırhı şu. Bunu bozulmasını engelliyor. Peki bunu setti ne? Bu da terkler abi. Terkler. Evet. Zaten takva için diyorum. Dördünü tazammun eden eder diyor. Evet. Şimdi eğer sen dimağının bozulmasına karşı terk edersen, yani terk ediyorsun ya. Ne yapıyorsun? Bu sefer bu vazifesini yapabiliyor. Bak 25. sözde bir cümle var. Dünya olanı 7 rükün üzerine kurulmuştur. Bunun bir manası budur abi. Yani insanlık hakikati bunun üzerine kurulmuş abi. Bu olmasa insan olmaz yani. Güzel. Olmaz yani. Çok güzel. İnsanlık akıl, bu olmasa insan olur mu abi? Şimdi sen bunu koruyamayınca bu sefer ne yapıyor? Bunun buradan gelen mesela ne gelebilir? Mesela televizyon, haberler, ondan sonra malayaniyat, fuzuliyat. Burayı darma duman ediyor, darma duman.
Çünkü tabii, seti kaldırdın ya. Ne diyor biliyor musun Kastamonu Otosu'nda? Diyor ki haberleri takip edip izleyenler. Aklını dağıtır. Tabire bak o kadar korkunç şey ki biz oyuncak geliyor. Aklını dağıtır. Manevi bir dinsiz olur. Hayır divane olur. Divane olur. Kalbini dağıtır. Manevi bir dinsiz olur. Ne dedin? Dinsiz olun. Niye? Haberlerle Allah'ın rububiyetine isyan ediyor. O olmaz. Ya o olur mu ya bu ne yapıyor falan. Bu olmaması lazım vesaire. Neyse içini ne kadar doldurursan da olur. Ve laikalarda siyasetten uzak durmak adına bahsettiği, bizi men ettiği hiçbir mevzu yok. Siyaset kadar bahsedilen laikada hiçbir mevzu yok. Bir tanesi çıkıp desin bana, laikada şu mevzu fazla işleniyor. Hayır, en fazla siyaset tek tek saymış. İşte bu, bir tane şey söyleyeyim, hem Özgür'ünle alakalı. Bu hastalık münasebetiyle şeye gitmiştim, selam olsun. Başhekim işte, Karadeniz'deki tek o. Başhekim, bölüm, Farabi Hastanesi. Ona dedim ki hocam dedim yani o sohbet ederken ilaç şeyinde. Tıpta gavur menşeli olduğu için şey yapılmış o psikoloji vesaire şeyleri. Ona alınmış. O neyse isimlerini zikretmeyeyim o psikologların şeyini. Oradan alınmış ondan sonra bina edilmiş dima anlayışı. Kafaya akıl demişler. Diğer denilen sebepler var işte. Hayal etmedir, düşünce şeyidir. Bunlar hep aklın detayları. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Hani söylüyorum. Dedim ki ustad, o da dinliyor. Dima 7 mertebe ayrılmış. Hepsi müstakildir. Dedi ki bu tek başına tıp noktasında dedi. Başlı başına bir harika keşiftir ve buluştur. Yani bakın akıl tek bu. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı falan. Onları yapmak nerede? Akıl bir cihazı insanidir. İnsan, cihazdır demek. Ama felsefede akla us demiş. Us demek ben olan ben. Peki bedeli nedir? Bozulursa hiçbir şansın yok. Ben olan ben bozuldu da neyle? Üst mertebe yok ki alt mertebeyi komutan düzeltsin. Eğer akıl bir aletse aleti kullanan aleti tamire götürür. Alet olmak nerede? Bu gözlük alettir. Ama bu gözlüğe ben demek nereye? Göz demek buna. Evet, abi. Mesela ben hastalandım. Doktora gidiyorum ben. Ama akıldan hastalandığın zaman başkası seni götürüyor abi. Diyor ki ben hastalandım. Kendim gidiyor mu gitmiyor mu? O yüzden karıştırmışlar herhalde sen abi. O yüzden. O zaman bu asrın insanı aklından hasta olduğu için başkasının dershanelere getirmesine ihtiyacı var abi. Başkasının birine ihtiyacı var. Evet. Hariçten biri. Çünkü adam akıl hastası yani. Fakat bunun bir derecesi var. Başkasına muhtaç olacak kadar. Akıl hastalığın bir derecesi var ki bizim gibi kendin tedaviye gidiyorsun. Manevi günahlardan gelen. Niye? Küllün nasi mecnunun ala kaderin hava ihtilafı cunun. Bütün insanlar delidir. Derece derecedir. Ne demek o? Ne kadar gül ahirete vallahi inanacaksın, bu kadar enfus dersi dinleyeceksin. Hala bunu yapabileceksin. Bu zaman kafadan eksiksin. Ama başkası elinde tutup Bakırköy'e götürecek gibi değil. Daha bir orta seviyede sen gidebiliyorsun düzeliğin diye. Bir doktor da şöyle demişti gelen hastaya. Sen normalsin ama seni bu hale getiren o etrafındaki kişiler var ya. Asıl buraya gelmeyenler. Onlar biraz evet. Normal. Onlar seni buraya... Şartta Bakırköy'e ben sık sık gidiyorum ya. Geçen heyet içinde gitmiştim. 17 kişi benim mahkemem var mı? Karar verme yetkisine sahip mi? Bu vakıfla alakalı bir rapor için gitmiştim. O doktorlarla görüşünce deliyle sinir hastasını nasıl tefrik ediyorsun diye sordum. Ondan sonra... Sordunuz. Ben sordum. Ondan sonra dedi ki... Abi dedi hasta gelir. Ya doktor bey... Hastayım işte düzelmek için medet ister, yardım ister, çözümler benimle beraber gayret ediyorsa sinir hastası olduğunu koyarız dedi. Ha, delinin basit şeyi. Yani
kendini kontrol edemiyor. Ama bir deli ki hakikaten deli olduğunu bilmiyoruz. Demek ki zirde. Birisi getiriyorsa? Evet. Yani hastalığını bilmiyor. İyi zannediyor. Şimdi enfüsü alemde oradan geldik. Zülkarneyn o ünvanla muhatap olmak için ne yapmamız lazım? Kalp ikiye ayırıyor. Bu dersler nedir dediyse. Bu dersler. Ya bu ders abi tarihte yok yani. Çünkü ben tarihte yoktum ya. Şimdi bu şu ünvana muhatap oluyorsun ya. Yani ne oluyor bak mucize. Yani 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i sana Zülkarneyn diyor abi. Aman ya. Yani o diyor yani. Onun, bu sefer diğer peygamberlerin mucizelerinde peygambere muhatap olurken bunda ise 18 bin alemin sahibine muhatap oluyor abi. Ne acayip hocam ya. Allah kim, insan kim? Miraç'ta peygamberimize müdafaa ediyor. Ben sen diyor onları söylesen diyor, o şey ben şahitim diyor. Onu mu yalanlayacaksınız diyor. Yani onun adına kuruyor. Ya bu ne biçim, nasıl bir Allah ya? Çok tuhaf ya. Enfüsü alemde Zülkarneyn olabilmek için bir dima, ikincisi de vicdanı set yapman gerekiyordu. Diman setti defi mefasit, celbi nefer acittir bu asırda. Kesin. Takva mektubu. Kesin. Eğer böyle olmazsa bu setlere, bu defi mefasiti yapmaman nispetinde burada Yecüc Mecüc tabir edilen, oradaki sayılmış olduğumuz vasıflardan burayı bozuyor. Çok güzel. Burayı çok acayip oldu. Hastalığın kaçtı. Memnun oldum. 149. 148. Şimdi bu dima, defi mefas. Takvanın zaten izahında iki şık var. Evet abi. Amel şey emir dairesinde amel lisanı yapmak. Bu işte. Fiille çalışın. Vicdanın da sedde bu Yecüc Mecüc'ten, medeniyet fantazilerinden vesaireden kurtulabilmen için, yani Ayşe'yi, Fatma'yı sevmemek için, muhabbeti başkasına vermemek için bunu yapman lazım senin. Bu seti kurman lazım. Eğer yapmasan burası da darma duman oluyor. Bu sefer adamın kalbine bakıyorsun neler var. Zihnine bakıyorsun neler var. Konuşmalarına bakıyorsun neler var. Hep neyi müşahede ediyor. O şeyi de izah etmiş oluyor ha. Kastamonu 148'deki takva ve amel-i salih var. Takvaya bakıyorsun amel-i salih. Aynı şey gibi. Değil mi? Bak şimdi şey yaptım. İzah ediliyor. Burada birisi dimağa bakıyor. Evet. Bu kadar anlattık abi. Dersle böyle başta söylediğimiz sorularla alakalı cevaplar hemen hemen dersin içinde geçti. Evet. Bir de bir dimağa neyle çalışıyor onu tekrar eder misin? Bu abi Zülkarneyn olabilmek için, Allah'ın o hitabına mazhar olabilmek için enfüsü dairede dimağına ve vicdanına bozacak şeylerden set yapman lazım. Dimağdaki set defi mefasit, yani terkler. Özellikle bu asırda o ünvana sahip olmak için usul esas olmuş. Yazsın mı oraya abi haber, internet? Yok gerek yok bak. Defi mefasit. Defi mefasit. Buraya yaz. Celbi nefa. Fayda var. Amel-i salih. Yazayım abi. Amel-i salih. Celbi nefa yaz ya. Celbi. Nefa. Nefa. Amel-i salih. Bana diyorlar ki ya dima neyle çalışıyor dedim ya, bu terklerle çalışıyor. Bayağı şey yoğun şey geldi de. Nereden çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Şimdi abi bak bunu söyledik, i̇şte bu mektubu söyledik, hemen Yecüc Mecüc ve Zülkarneyn'e bağlıyor. O zaman enfüsü alemde sen Allah'ın o hitabına mazhar olabilmek istiyor musun? Yani asıl ben kendimi kurtaracağım ki zaten Risale-i talebesinin bir vazifesi kendi imanını kurtarmak bu Yecüc Mecüc'lerden. İkincisi başkasını kurtaracak set yapmak. Hani dedik ya Zülkarneyn nasıl olunurdu? Zamanı tanıyacaksın afakta ve enfüste. Tanımasan set yapamazsın. Set yaptım, Zülkarneyn mi olmuş? Evet, o hitabını alıyorsun. Unvanın ama, unvan derece derecedir, merdivendir. Yani en zirve merdiven, unvanın ustası almış. Risale almış. Set çünkü peki, düşmana bir nur talebesi köye, bir son hoca, ki bu hakikaten hocası, köye gittin. Şimdi bu insanlara terkleri öğretiyorsun, bu insanlara cepleri öğretiyorsun. Sen orada Zülkarneyn işini yapıyorsun. Unvanın altına girince o sıfatla vasıflanacaksın. İşte balık kokusu var. İster istemez balık var demek. Şimdi bu sıfat yani dişe vuruşlar. Biraz da şey hocalık şimdi sahasında sen olduğun için söyleyeyim. Bir sıfat var. Dişe vuruşu esma. Risale okurken bak bunu göreceğiz. Süleyman bu çok ilginç, senin de şeyine gelecek. Ben yeni tespit ettim bir şey. Yeni ama bu. Sıfat malum esma olarak gözüküyor. Ama çok tuhaftır ki
Esma da kendisini, kendisine ait sıfatlarla gözüküyor. İşte bunu, bu sıfatı zannetme, bu sıfatı zannediliyor. Yeni bir öğrendim ben. Esma'daki sıfatı biz... Evet, Esma mesela sıfatı balığın sıfatı nedir? Balık. Kokusu. Kokusudur. Ha, ama bir de balığın bir kaynağı var, deniz yani. O da acayip bir şey, o da dişe vuruşuyor. Şimdi Esma'nın sıfatı var. Cibe, cemal, nakış, sanar. O da onun sıfatı yani. Ha, Esma'nın bazen Esma'nın sıfatını söylerken bunu şuunatı işle karıştırmak gibi. Ha, şuunatı işle karıştırmak gibi. Şuunatla şuunat. Yani şuunatı zatiye demek. Yani bu Murat'ım sen şey yapıyorum dinledin. Arkadaş da gene oraya geleceğim çünkü benim pergelik tak oraya kayıyor. Dima teklerle çalışır. Defi mefasit. Vicdan celbi nefa ile çalışıyor. Yani eylemle çalışıyor. Hutbe-i Şam'ı 77'de. Yani kalpte var olan bir şey histir. Kalpte var olan bir şey hisse dönüşmüş demektir. Format değiştirir. Hisse dönüşen bir şey ama. Dönüşen bir şey. Hisse dönüşen her şey fiildedir. Fiilde olan bir şey eğer dimadan gelmiyorsa mutlaka kalpte vardır. Dima, kalp, fiil. Şimdi mesela bu kardeşimle şey yapacağım. Çünkü çok zevk aldım bunu. Tanıştığıma da çok memnun oldum hakikaten. Öyle kendini fark edip hasta. Hepimiz hastayız. Bak ama kendimiz gelecek kadar hastayız. Hoca kardeşim olduğu için şimdi bu kardeş orada kürsüye çıktı. Kürsüye çıkan insanın seni. İzliyoruz. He. Çıkıyor. Şimdi orada anlatırken sen Zülkarneyn unvanını o köyde sen Zülkarneyn olmuşsun. Ustadın İkali Müteşir'de vardı. Üstad okumuştu bize. Ustad demiş ki Zübeyir abi ben şimdi. Bir köyde bir talebim olursa o köy benimdir. İlla şey oluyor ki. Orada çekirdeği atmış. Ama o Zülkarneyn unvanına giriyor. Unvanına girdi mi o şemsiyenin altında. Evet. Şimdi abi bunu anlattık böyle. Buyurun abi. Bu petlerin zemini niyet mi oluyor aslında abi? Niyet ikiye ayrılır. Evet. Yani niyetle terk edebiliyor değil mi insan? Niyet tabii niyet zaten. Niyet zeminiyle. Yani ikinci niyet. İradeye bakan ya da iradeden beslenen ikinci niyet. Şu. Niyet vücudu ilmisi var. Vücud haricisi yoktur. Bundan sonraki benim tespitim dediğim bir rüya mı dersin? Masada düşmüştüm. O anda olan bir şey söyleyeceğim ama doğruluğunu bilmiyor. Ama o anda gördüğüm şeyi söyleyeceğim size. Niyetin o kesin. İksir ve maye var. Evet. Niyetin iki aya var. İksir ve maye var. Bunların ikiz kardeş olduğunu söyledi. Bu doğru veya yanlış bilemem. Ama benim için kesinlikle doğru da. İksir ve maye ikiz kardeştir. Diyeceğim taraf şu. İksir erkek kardeştir. Maye ise kız kardeştir. Niyete baktım. Ana mıdır, baba mıdır? Onu bilemedim. Çünkü hem dişilik hem erkeklikte olduğu için iksir, şimdi bu dimağa geleceğim seninle. Niyet dedin ya. İksir karşıyı dölleyen, değiştiren. Maya dönüşüp değiştiren. Döllenen ve değiştirerek dışarıya veren maya. Dolayısıyla iksir dimağa bakıyor. Niyet deyince niçin açmak ihtiyacını duydum? Öyle artık bu tahkik cemaat olduğu için şu anda yani mastarına yani kaynağını söyleyip de tam da öyle geç paket geçince bu hiçbir zaman yerine oturmuyor. Niyete bakıyor değil mi dima deyince olmuyor bu. Niyetin iksirine bakar. Erkek gibidir dönüşe. İki tane baş var der usta. Kızılcağız'da Mesnevi'de. Üst başla havayı döllüyorsun. Alt başla karşı döllüyüp çocuk oluyor. Biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Mesela. Yani şimdi iksir üst baş karşıyı dönüyor. Maye delleniyor. Ara boşluğunu dolduruyorsun. Onu da maddede şeyini buldum. Maddede nereyi dönüyor? Değiştiriyor. Niyet ve nazar diyor. Maye teşay tahir eder. Değiştir. Nasıl değiştiriyor? Şimdi bir proton düşünün. Proton ne şey atom düşünün. Atomun büyüklüğü malum. Şimdi bir atomu kadar büyütelim ki protonu, atomun içindeki proton misket kadar olsa, fiziğin söylediği misket kadar yapsak protonun büyüklüğü. Onun en yakınından geçen elektron İstanbul'dan geçecek.
arasındaki boşluğu farkında mısınız? İstanbul ve Londra. Misket Londra'da olsa diyor. Proton. Elektron İstanbul. Bu ara boşluğu. Bunu fiziğin söylediği ara boşluğu. Onun cihazına, dimağına girmediği için boşluk demiş. Oysa varlıkta boşluk yok. Nedir orası? Oraya, evet isteriz mi? Niyet ve nazar orayı bozuyor. Pirincin orasına giriyor niyet ve nazar. Çaldın pirinç. Kazandın, terden kazandın pirinç. Çocuğa yedirirsen bir tanesi bozuyor, bir tanesi inşa ediyor. Neresine giriyor? O elektronla proton arasında niyet mahluk değil. Ama iksir ve maya mahluktur. Bir dalga boyudur. Gidiyor pirincin içine giriyor. Benim o pirinç tam çalarken sirayet oluyor. Pirincin içine giriyor. Neresine giriyor? Elektronla proton arasında giriyor, değiştiriyor. Maya teşhir değiştiriyor. İşte niyet dimağı böyle değiştiriyor. Niyet vicdanı böyle değiştiriyor. İksir karşı terklerle otomatik olarak iksir özelliğimizi kaybediyoruz. Mesela evrat, eskar ve ibadet vicdanı şey yapar. Cebir nefa, sünnet dairesinde eylemdir o. Düşünce değildir. Mesela İslamiyet itikat değildir. Namazsa inanmak değil. Oruca inanmak değil. Kılmak, tutmak, vermek, zekat vermek, inanmak değil. O itikat değil. Şeydekiler, kalptekiler eylemsel. İradenin ibadetullah değil mi? Eylemdir bakın. Zihnin marifet ol. Eylemdir vesaire. Şimdi o amel-i salih çalışıyor. Bu terk. Korkunç bir tespit bu. Terklerle çalışması. Uzak duracaksın kardeş. Muhatap olmayacaksın kardeş. Açmayacaksın kardeş. Besmele çekemediğin yere girme. Besmele çekemediğin düğmeye basma. Şimdi abi bunu anlattıktan sonra Üstad Hazretleri bunu ez cümle deyip toparlıyor. Ha o çok önemli. Kastamonu oraya mı çarptın? 128 evet abi. Sonra bu sefer terkleri yaptın, set yaptın. Vicdanın da bozulmasını set yaptın ya. Peki ne oluyor? Asıl ben belki zaman yetmez bunu söylemem ama şu anda söyleyeyim. Zamanımız yetti abi. Şu anda emniyet kemerlerinizi bağlayın Tekin abi. Abi. Şimdi şu Hasan abinin anlatmış olduğu o terklerle şeyler çalışması 148'de açık olarak bunu söylüyor. Enfüste bu Zülkarneyn ünvanı nasıl alacaksın? Bu şekilde alabiliriz. Ez cümle diyor. Bakın şimdi toparlıyor ne olduğunu, neticesinin ne olacağını, ne şey yapacağını. Ez cümle hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki, şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Hem vicdanda hem de şeyde, dimada. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Yani hem afakta hem enfüste, tamam mı? Acayip bir hayatta ve de ahlakta o tahribat olmuş. Risale'nin ne yapıyor? Hem dimanı hem de vicdanı ondan önceki anlattığı şeylerle set yapmış, muhafaza ediyor. Şu cümleyi bir daha okuyayım. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc Mecüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi bu zamanda Şeriat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle yani Zülkarneyn ünvanının kemal manatı sahibi Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Getirdiği Şeriat-ı Muhammediye'dir. Abi. Onun tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Bu sefer Risale-i Nur ona Sedd-i Zülkarneyn olduğu için hem hayatı hem de enfüsü, kalbi, vicdanı ve dima ne yapıyor? O anarşilikten, o zulümden, o fesattan muhafaza ediyor abi. Şimdi peki asıl abi şimdi anahtar derdimizin nihai noktası ama
Çok korkunç bir yere geldik. Şimdi kalp dimağıyla set yapınca bu bize ne kazandırıyor? Huzur kazandırıyor, şey kazandırıyor vesaire vesaire. Rahatsın, sıkıntın yok, şeyin yok vesaire vesaire. Bunlar bize bakan. Asıl abi, mesela bir insan cehenneme gitmese nereye gider? Cennete gider inşallah. Cennete gider. Başka var mı abi? Yok. Cehenneme gitmese, o zaman sen dimağını kontrol ettin abi. Vicdanını da kontrol ettin. Bozulmasını önledin abi. Bu sefer peygamber olsa abi vahyin zemini oluyor abi. Vahyin zemini oluyor abi. Bu şey gibi oldu o zaman. Mesela Geylani Mehdi değil, Mehdi Misa. Niçin? Deccal çıkarsa hazır istepne lastik yerlerle duruyor. Yani zemin tamam. Her şey hazır. Tak vazifelenecek. Vazifelisin dendi yani. Şimdi şu olsa işte peygamber olsa vahyin zemini oluyor. Çünkü terk etti ya. Şimdi okuyacağız. Daha açılacak abi. Diğer ümmetten biri olsa ilhamat, sunaat, işaret, tulaata masal oluyorsun abi. Bunu yap, terkleri yapma nispetinde takvaya girmen nispetinde. Bunu şey yap. Var mı yerde? O okuyacağım abi. Yani nübüvvet zemini. Evet. Ama bunu yapar, bu setleri yaparsan. Bak şimdi. Zülkarneyn unvanının müthiş bir yere geldi şimdi mesela abi. Yani sen eğer bu şekilde seddi yaparsan abi enfüsü aleminde bu sefer Cenab-ı Hak'la birebir muhatap olma konumuna geliyor. Nasıl ki Zülkarneyn peygamber olmadığı halde Allah'ın muhatabı oldu. Müeyyed min indillah hitabına mazhar oldu abi. Aynısı enfüste bizim için de geçerli. O setleri yapınca muhatabı mesela insanın dünyaya gönderme hikmeti ve gayesi ne? Bu işte yani. Bu sefer Allah'ın kelamını anlamak için zemin ishar ettin o setlerle beraber abi. Şimdi bunun kemali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakın vahiyden önce ne yapıyor? Bakın toplum içinden çıkıyor. Nereye? Daha gidiyor abi. Toplumu terk ediyor yine. O zamanki şeyde. Bakın buna yer okuyayım ben şimdi. Bu Ramazan Risalesi'nde abi. Ramazan Risalesi 9 nüktedir. Bunun 5 tanesi orucun hikmetini anlatır. 4 tanesi Ramazan ayının hikmetini anlatır. Orucun 5 tane hikmeti var. 4'ü de Ramazan ayının hikmetini anlatıyor. Ramazan ayının bir hikmeti de bu Kadir Gecesi'ni içinde barındırması abi. Bakın Kadir Gecesi nasıl oluyor? Şimdi diyor ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nuzul etmiş. O Kur'an'ın zamanı nuzulünü istizal ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malaniyet halattan tecerrüt, ek ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve o surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi anın huzurunda okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyi güya geldiği anın huzurunda. Şimdi dedi ki bak nefsin hacat-ı süfliyesini terk ettin. İçmeyi terk ettin. Terk ettin, terk ettin, terk ettin. Ne oluyor o zaman abi? Adamın kelamına muhatap oluyorsun. Direkt. Yani cehenneme gitmedin, cennete gittin. Yani bir de peygamberden dinliyormuş gibi olmadı. Bak ne dedi? Allah'tan abi. Evet direkt bir de son cümleyi okur musun? Kur'an'ın yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ondaki hitabat-ı ilahi güya geldiği anın huzurunda. Bak geldiği anın huzurunda. İşte abi o demin mahluk değil de dedik ya Kur'an-ı Kerim. İşte bunun kemalini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Ne kadar nefsin hacat-ı süfliyesi varsa, boş malayan fuzuli şeyler varsa abi, kelamın böyle bütün tabakalarını, bütün meratibine zemin ishar etmiş. Bu genel manalık o vahiy Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inzalanmış abi. O zaman onun ümmetindeki birisi de bu terkleri yaparsa, enfüste ve afakta abi, bu sefer ne oluyor? O vahyin anlaşılması için zeminin izhar etmiş oluyor. O zaman ilhamat, sunat, tulat, işarete mazhar oluyorsun. O setti yapmasan Allah'ın kelamına muhatap olamaz. Şimdi terk etmeyen bir kimse dimağda ve vicdanda. Onun dimağında, vicdanında ne var? Hep fuzuliyet var yani. Ramazan. Bıraktı. O zaman ne oldu? Vahyin anlaşılması için zemin ise işte enfüsü alemde Zülkarneyn olmayan bir kimse abi
Leyle-i Kadir'in hakikatini yakalayamaz abi. Kesinlikle yakalayamaz. Rahatça diyebiliriz yani. İşte Zülkarneyn ünvanı, bak peygamber değil, ünvan, sen bu setleri yaptın, Allah'ın kelamını anlamak için zemin ishar ettin. O zaman Kur'an-ı Kerim vahiy olup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indiği gibi onun anlaşılması da ilhama, sunata, ihtirata bakıyor, onun zemini olmuş oluyor. Sana iniyor yani manası. İşte Kur'an-ı Kerim... Zaten okuduğun anda ortaya çıkan Kur'an. Onun iniyor abi, nasıl? Yani bak bir şey kimse yok ki. Onda bu arada kimse yok, peygamber yok. Abi, ben bir soru soracağım burada. Ha, buyurun abi. Şimdi peygamber Efendimiz ümmiydi. Evet. Üstad da yarım ümmiydi ifade ediyor. Yani ümmiyden kastı bildiğimiz kadarıyla... Okuma yazma bilmeyen, lügatta. Doğu lügatta ama diğer de hani sahih, arif... Hariçten karışmayan. Hariç, herhangi bir karışıklık yok. O vahye muhatap olacak değiliz, o sahiye. Evet. Peki şimdi bu toplumda baktığımızda da böyle bir dünya yok. Evet. Bu dediğiniz hale getirmek için yani ki birçok yaralar alınmış, birçok şeyler girmiş oraya. Evet tamam. Bununla ilgili bir şey söyleyebilirsiniz. Abi bu Barla'da bununla ilgili bir mektup var. Risale-i Nur. Yok, kastım şu. Hani diyelim ki bir ya çok var, bozuk. Diyelim ki bir dima var ki set yok. Tövbedir vesaire oldu. Bunlar geçer mi yoksa vahiy muhataba nerede yaklaşılır? Mesela Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in eczane-i kübrasının tiryak misal ilaçlarıdır. Mesela başım ağrıyor, aspirin içiyorum. Gözümde sıkıntı var, göz damlası kullanıyorsun. Midende bir sıkıntı var, işte ilaç kullanıyorsun değil mi? O şey giderdiği gibi bu zamanda manevi noktadan senin ne yaran var? İşte onun tiryak misal ilaçları Kur'an-ı Kerim'in eczane-i kübrasında olan Risale-i Nur'da. Bunun kemali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o yaraları tedavi etmiş. Mesela en bedevi adam. Diri diri çocuğunu toprağa gömüyor. Değil mi abi? Yapmadığı şey kalmamış. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o eczane-i kübrası o potaya girince bütün hastalık tedavi olduğu gibi kendi hakikatinin de timsali oluyor. Hazreti Ömer bak. Önceki hayatı 35 yaşından önce ve de İslamiyet'ten sonraki bütün yaraları sildiği gibi kendi hakikatinin hemen zirvesini aynısı Risale'de var. Bir kimse Risale'de tanıştı, hizmetin içine girdi, yaralarını tedavi etti bir kısa sürede aynı zamanda kendi hakikatini gösterebiliyor abi. Yani rahatlıkla diyelim. Çünkü kaç tane mektup var ya. Ameliyatı cerrahi. Bozuk, ne kadar bozuk da olsa yani setin ön tarafında olsa. Hatta bazı savaş oluyor ya abi. İki taraf savaşırken karşı taraftan bir grup bu tarafa geçiyor. Ya biz yanlış yerde duruyormuşuz. Mesela böyle bizi kandın bu tarafa geçiyor. Şimdi öteki adam da set yoktu bu taraftaydı ya. Aa baktın ki böyle bir şey var. Bu tarafa geçiyorsun. Şimdi şöyle bir şey de var. Bunun cevap oldu mu abi? Bunun alakalı bir şey de. Daha önce oluşan şeyler mi oluyor? Onlarla ilgili bir durum. Çünkü vahye o zaman yani tövbeyle tamamen kalkıyor mu? Yoksa çünkü hani başka bağlantılar geliyor zihnime de tam ifade edemeyeceğim de. Orada bir izler kalır gibi. Odun yıllarını yani, yak diyor ya abi. Da, yani ikna tamam. Olmuyor gibi. Ömer'in tutulda tutulda saniye. Ya o saniye yani bozulmuş bir defa. O bozulma diyelim ki diğerleri yani diyelim ilk defa İslamiyet'te karşılaşıyorlar ve bir hani Allah'ın belki evet. Özel bir muamelesi tamamen onların bozuk şeylerini temizliyor ama biz İslamiyet'te muhatap olmuşuz. Daha sonra hakikatini idrak etmeye çalışıyoruz. Bakıyoruz ki o ne yaralar almışız ki o yaralar ne olacak orada? O vahiy bir noktada mahzar olunamaz. Hapse giriyor çıkıyor bir sicille yazılıyor. Sicil bozuluyor mu yani? Bir temiz sicil oluyor yani, mu? Af çıkıyor. Abi genelde. Ben işte demin ifade sicil etmeye çalıştım. Yani bozulan fıtratı, Risale bak yerinden okuyayım. Bozulan fıtratı, abi siz bir şey söyleyecektiniz ama. Evet. Şu şerimsi biraz uzun olabilir. Abi ha, şey tamam bir barlama mı? Mesela ben bir şey izlemiştim böyle bu. Mesela bir adam sigara içtiği zaman abi mesela 3 sene sigara içtiyse ciğerlerinin mesela tekrar eski haline kavuşması. Hani acil ilacı noktasında 3 sene oluyor mesela bence. Evet. Hani abinde bahsettiği mesela İkris Hazreti Ömer gibi hani böyle hani küfürümüzde ve Allah'a inanmayarak mesela ilk başta güneşlikleri mesela bazı fesabı çıkardıklarının bazı halleri mesela yapıp ondan sonra İslamiyet'e girmedik ama. Önce İslamiyet yani Allah bildiğimiz halde biz hani bazı şeyleri biz işledik ya. Mesela diyelim ki her türlü rezilliği yapmış. Yani çocuğu görmüş ya. Baba diyor. Çocuğu görmüş. Buna bir veli anlaşabiliyor mu, yetişebiliyor mu bu adamı?
Sabiye. Nasıl gelmiş bu hale? O peygamber hangi sıfatıyla onu inşa etmişse, biz de o derse muhatap olursak, o değişiyor. Nasıl değişiyor? Bak şöyle bir fizikle misal verelim. Şimdi bu dünyadaki hadiselere Newton mekaniği deniliyor. Atom altı indiği zaman kuantum mekaniği deniliyor. Kuarkların cemi. Bunu da bulan adam Bohr denen bir adam. Yani şu anda teori bilme yani kabule gidiyor cel meselesinde. Onun için yaptıklarım da ayrı mesele. Bak onunla alakalı bir şey. Yani en azından kafamıza fenlerle yorulduğu için fen bize güzel şey oluyor. Yani bir sahabe çocuğunu gömerken sahabe nasıl olabiliyor? Hazreti Hamza'yı öldüren insan nasıl sahabe olabilir? Nasıl Bediüzzaman İmam-ı Gazali ona yetişemiyor? Bundan daha güzel bir örnek olmaz tabii. Bak, Hazreti Hamza'yı öldürmüş ya. Şey demiş. Bu nasıl düzelebilir? Yani bu noktadaki şeyi verdim. Tabii cevaplar çok çeşitli de. Şimdi madde, şu enfüsü anlatmak için, enfüsü ona bağlı için. Maddenin arkası kuantum ve kuarkların cemi. Kuark enerji zerreleri. Zerre. Bu zerrenin özelliği mesela aşağıda kuantum aşağıda enerjide bir şey bu dünyada bir şey bir yerdedir. Orada ise olması gereken her yerdedir. Orada bir şeyi aşağıda melekut tarafında bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Mucize olur. Orada günahlı bir şey durması mucize olur. Günahlı bir şey duramaz orada. Suyun üzerinde kuru bir şey durması gibi. Burada ise bir şey her yerde olursa mucize olurken aşağılarda bir şeyin bir yerde durması mucizedir. Oysa her yerdedir. Şimdi günah olması da orada mucizedir. Olamaz. Yani mülk olamaz melek arasan. Günah da kesiktir ya donmuş enerjidir. Şimdi peygamberin dört sıfatı var. Şimdi sorun şu. Biz kuarklar seviyesine latifleşirsek, teklerle, nuranileşirsek, bizde dört tane sıfat inkişaf ediyor. Aşağı indikçe yukarıya çıkıyoruz. İnsiba, inikas, incizat, iksir. Latifleşiyor. Latifleştikçe kuarktan daha ince oluyoruz. O zaman olması gereken her yerdeyiz. Ben eskide şöyle düşünüyordum, çok ilginç bir şey ama. Şu Afyon'dan dağdan yağmur yağdırıldı. Bu köyün adı neydi? Çakırköy'den yoldan indi, attı. Şurada bir yol geçiyor. Oradan bir araba geçti. Lastiğinin orasının o saatinden o suyun zerresini aldı falan yere fırlattı. Bunu da biliyor mu dedim. Tabii Allah biliyor da peygamberimiz olsa şey yapabilir mi? Yani yağmur ne zaman yağdırılacak? Dağdan bu Çakırköy'e inecek. Oradan inecek. Bir saniye önce, saniyede değil, binde biri. Geçti araba, önce aksa, sonra aksa şey. Bunlar hepsi bilebiliyor peygamber. Yani ama nasıl bir umman oldu? Sebebi, işin melekutiyetini geçti. İşin melekutiyetini geçince, orada sağ, sol, gitti, geldi, günah, sebap yok. Yani bir yerde, bir yerde durmuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu dört sıfatıyla inkişaf ettiği için Geylani de misal vereyim. Diyor ki kıbleye karşı ayağını uzatmış vesaire. Günah değil ama. Geylani olduktan sonra melekute geçmiş. Kendi geçmişine girmiş. Onları silmiş. Bu esmadır. Esma-i mazariyettir. Esmadır. Şimdi biz de melekute tarafımız inkişaf ederse enfüse döneriz. Zaten enfüse döndüğü zaman oluyor. O arkadaki duran günahlar var ya şeyler, o istidadın bir tarafı, bir sıfatı. Yani balık kokuyor diye, aa hep koktu, yiyecek tarafımız kalmadı mı? Yiyecek tarafı da var. Koku tarafı da var, renk tarafı da var. Kokuyla balık yok oluyor mu? Olmuyor.
Hani günahla insan istibadı tamamen bitmiyor. Kuruyor. Ama Hızır geliyor. Suluyor. Şimdi Enfus'e geçtiğin zaman onun arkasına geçiyorsun. Onun arkasına geçiyorsun. Ondan sonra o kuarklar gibi geçince o kesif olan şeyin yapısını değiştiriyorsun. Niyet ve nazar diyor. Mahiyeti, maddeni şeyi değiştirirse melekütü tarafın kesifi nasıl değiştirmez? İşte usta da İbrahimullah Seyyid Hasan'a mesela o istidadı kabilet var ya, şer, hayra tebdil eder. Kabilet diyor. Tamam mı? Şer ona. Arkaya geçince arka taraftaki hakikati değiştiriliyor. Donuk bir şey yok. Sevap da peki hayır iken şere dönüşmüyor mu? Niyet, adam namaz kılıyor ama hayır iyi niyetli değil. Mürtet oluyor. Hasenat seyyat olmuyor. Melan bin Bahura'nın sevabı ne oldu? Nasıl zümmet oldu? Peki vahşinin seyyatı nasıl hasenat olduysa, sebebi o peygamberi nazarı, bir nazari peygamberi, bir bedevi nasıl oraya çıkartıyor? İnsiba, inikaz, iksir, inciza. Olunca onu değiştiriyoruz. Birinde abi hani insiba ve inikaz oluyor ya. Birinde tamir var. Tamir. Birinde de o tamir edilen şeyin üzerinde gözüken var. Hani insiba, güneş aksediyor, boyuyor. Değil mi? Önce şeyi. Ondan sonra akis oluyor. Yani birinde tamir var, birinde şey var. İşte sormuş olduğu an... Bal da öyle ha. Bal tamir etmezmiş. Evet. Sen devam et. Bal hücreyi tamir etmezmiş. Şeyde tefsir Demirli'de geç Osmancasında. Bal hücreyi alır, atar, yenisini yapar. Tamirle uğraşmaz. Yani senin diyelim ki şimdi fark ettik biz dimağımızı. Yani ne olacak eski şeyler falan. Yani onlar sen evet senin belki hafızandan, hayalinden gitmeyebilir. Ama senin niyetin değişti abi. Eşyanın mahiyetini değişti. O zaman rahatsız olmadın sen o işi yaparken, belki lezzet aldın. Ama şimdi Seddin bu tarafına gidince ha ben ne kadar yanlış yapıyormuşum ya. O zaman o senin cenni siliyor abi. Belki sureten kalabilir. Zaten normalde bir ilmen tespit edilmiş. İlmen. Diyelim ki mesela bir insan sigara içiyor. Kaç sene sigara içti? 4 sene. 4 sene bil fiil mücadele etmeyince bırakamazmış abi. Tekrardan mesela 2 sene, 3 sene oldu. Geri dönebilirmiş yani. Başlayabilirmiş. 4 sene bil fiil. Diyelim ki 10 sene ben namaz kılmadım. 10 sene bil fiil İçinde duracak veya hizmette. Ama bunun şeysi var. Şöyle bir zanı var. Onu da içime geldi de çok soruluyor. Evet. Tamam abi ama bu kadar hem de tövbe ediyoruz hem de çalışıyoruz. Ama o pislik ikide bir karşımıza çıkıyor. Evet. Onun çıkmasının sebebi şu. Ben de çok ulaştım. Ya tövbe ediyorum ya Rabbi. Yani reddedilmeyecek bir şey sana ağzına vermez. Ediyorum ediyorum. Sonra karşımıza tekrar çıkıyor. Eğer o günahlar öne çıkmasaydı o tarafta. Günahlar bizi iki büklüm yapmazdı. Yapıyor. Yoksa firavunlaşırdık. Bizi mutlaksı yapan günahlardır. Yani mesela diyelim ki Murat çıkacak buradan, vay be ne ders yaptık falan, fiyakası artacak. Ya, seni benim. Hemen Murat biliyor kendisini, ben bilmiyorum. Diyecek ki Murat, hatırlıyor musun onu lise okurken vesaire? O pisliğini biliyor musun o pisliğini? Ya bu ders ona kefaret olsun. Bu iki büklüm. Günahlar bizi iki büklüm yapmak için. Eğer günahların hakikaten yok olsa, ama yokluğu da yok olsa, gitti. Bu sefer benim gibi var mı ya canım? O zaman daha bir sebap şere hizmet etmiş olur. Orada durması lazım. Orada durması lazım. Geliyor. Tabii sen çünkü iki büklümedin. Mesela hele benim gibi şey dolaşıyorum, sapa sopa anlatıyorum. Vay be istibad ediyorlar nokta istimatı bana. Ona dedim mesela hata yapma şansın yok biliyor musun bir tane? Çünkü niye? Bir takdir ettiler. Hasan hatırlıyor musun? Suadi Lisesi'ni okurken. Hatırlıyorum. Ya şu dersin, göz kapalı. Kafamda iniyor. Ya şu pisliğine, şu fiilin denk geldiğine şükret. Belki gelmemişti. O zaman ben iki büklüm ediyor. Sen beni ne kadar takdir etse beni almıyor. Çünkü beni arkası rahatsız ediyor. Ve sana inanmıyorum. Abi! İnanmıyorum. Onun için durması lazım. Şimdi şunu da okuyayım ama bitiriyoruz. Şunu bir sayfa, bir cümle. Risale-i Nur ile kuvveti zahir olduğunuz müminler, bataklıktan çıkardığınız mütehayyirler,
Ayıldığınız sarhoşlar. İade-i şuur ettiğiniz divaneler. Neresi o ya? Bu 61 abi. Nerenin 61'i? Varlar. Yani Risale bu. Yani Settin sen öteki tarafında da olsan da seni bu tarafa alıyor, sana geri kaybettiriyor. Bir de söylesene ne yaptıklarını. Risale ile kuvveti zahir olduğunuz müminler. He. Bataklıktan çıkardığınız mütehayyirler. Ayılttığınız sarhoşlar. İade-i şuur ettiğiniz divaneler. Şu zamanda Kur'an'dan dahi mürşit olamayacağını inandırdığınız hakikaten müştak insanlar. Allah İlzam Allah ettiğiniz Allah. Münafıklar, ilzam ettiğiniz mülhitler, hatta kaçırdığınız şeytanlar. Hepsi bu risale yapıyor bunu abi. Kim bu? Kim diyor amca? Kim abi bu? Hulusi abinin mektubu. Antan normal. Şimdi abi o bir de şöyle bir şey var. Bir dahaki abi şu dersi yapalım. Mesela Üstad Hazretleri vesveseyi anlatırken 3 tane misal veriyor. Halbuki bir tane verse yeter. Burada bir ayna var. Şurada bir ayna var. Aynada gözüken necaset, aynada gözüken yılan, aynada gözüken ateş abi. Niye bu üçünün senin divanla ne alakası var abi? Çok güzel. Bunun bir dersi var abi. Öyle mi? Yani hiçbir yelpazesi ne bağlantısı var? Bir tane verebilirdi. Şey gibi, maye diyorlar. Abi tamam iksiri hazır, defterinde hazır duruyor, çalıştım. Maye, şimdi maye sorun, bilmem. Bilmiyorum. Şimdi dersimizi toparlıyoruz evet. Abi. Şimdi virajı biraz geniş aldık. Yani bayağı geniş ettik. Bu dersimizde ne anlattık yani biz? Zülkarneyn kimdir? Peygamber midir? Değil midir? Peygamber olsa bize ne? Olmasa bize ne? İşte Set nerededir? İşte müsbet manadaki ünvanların sahibi kimdir? Yecüc Mecüc kimdir? İşte belagat kaidelerinden girdik. Bir de Enfüsi Zülkarneyn nasıl olunabilir? Bu da kalbin içindeki tabir edilen dima-i vicdanla hakim olmak. Bu sefer hakim olunca bu sefer o hakim olan kimse Allah'ın o hitabına mazhar olup Leyle-i Kadir'in hakikatini yakalayıp abi ne oluyor? Dünyaya görüş gayreti bir derece tavuk etmiş oluyor. Zülkarneyn olmasa kelama muhatap olamaz. O yüzden peygamber Allah seçiyor onu. Ama Zülkarneyn de abi sen çalışıyorsun. Çalışınca o ünvanı alıyorsun. Allah sana veriyor. Bu derste bu gibi konular geçti yani. Allah rızası için el-Fatiha.